Dini olarak biz Kur'an ve sünnette uygun ise devlet başkanının dinleriz, itaat ederiz. Kur'an ve sünnete uygun değilse ona itaat hak değildir, batıldır. Bir kadının kocasına itaati Kur'an ve sünnet dairesindedir. Bir müridin mürşide itaati Kur'an ve sünnet dairesindedir. Bir devlete itaat Kur'an ve sünnet dairesindedir. Veya bir hakana itaat Kur'an ve sünnet dairesindedir. Eğer ki Kur'an bir babanın mesela bir oğulun anne babasına itaati Kur'an ve sünnet dairesindedir. Bir çocuğun anne babasına itaati Kur'an ve sünnetle bağlıdır. Burada Kur'an ve sünnetin dışında herhangi bir şey söz konusu olursa itaat edilmez. Onda hikmet de aranmaz. Bizim sufi görüşümüz de budur ya. Yani üstad bir şey söyledi. E Kur'an ve sünnetin dışındaysa biz onda hikmet aramayız. Onda hikmet yoktur. Kur'an ve sünnetin dışında hikmet aramak doğru değildir sana haram bir şey söylüyorsa, yanlış bir şey söylüyorsa ona itaat edilmez. Burada da kendilerine itaatin Allah'a itaat ve kendilerine isyanın Allah'a isyan sayıldı. Aynı zamanda yüce bir manevi otorite bir adım sonrasında ise Allah'ın yeryüzünde kalifesidirler. Sözü Kur'an ve sünnet dairesinde olduğu müddetçe kabul edilir. Hani Hazreti Ömer Efendimiz hutbeye çıktı. Ömer şaşarsa ne yaparsınız dedi. Sahabeden bir kimse kılıcı çekti. Bununla senin düzeltmesini biliriz dedi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunu kabul etti. Bu bir ihtiattır. Demek ki devlet başkanı şaşar ise kılıç dahil onu yola getirebilmek için mücadele edersiniz bakın burada kılıç dahil